mantıklı değil. Merhaba değerli öğrencilerimiz ve hocamız, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bugün Kübra hocamız bize yabancı dil hazırlıktan eşlik ediyor, AGÜ yabancı dil hazırlık okulundan eşlik ediyor. Kendisi bugün bize yabancı dil eğitiminin öneminden bahsedecek. Hocam ilk önce kendinizi tanıtır mısınız acaba? Herkese merhaba öncelikle. Ben Kübra Keser. Abdullah Gül Üniversitesi Dil Okulu'nda akademik müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 3,5 senedir AGÜ'de hazırlıkta çeşitli dersler veriyorum. Hocam tekrardan teşekkür ederim bize konuk olduğunuz için. Çok teşekkür ederiz. Size küçük bir sorumuzla başlayacaktım. Aslında bu soru bence herkesin aklında olan bir soru. Çok önemli bir soru. Bu hani sonuçta İngilizce evrensel bir dil. Bunun hakkında böyle size küçük bir sorum olacaktı. Sizce dil öğrenmenin önemi nedir? Şimdi dil öğrenmenin önemi aslında üniversitede dil öğrenmenin önemine indirgersek bu sorunun cevabını şöyle diyeceğim öncelikle. Dil öğrenmek bize üniversite öğrencisinden beklediğimiz çok küçük meziyet olan aslında kültürleri çok yakından tanımasını bekleriz ve çeşitli kültürlere saygılı olmasını bekleriz. Bakış açısı, farklı bir bakış açısı kazanmasını bekleriz üniversite öğrencisinin. Dil öğrenmek de bunu daha çok uluslararası düzeyde yapmamızı sağlar ve uluslararası düzeyde farklı kültürlere bakış açımızı değiştirir. Bu öncelikli olarak bizim bütün üniversite öğrencilerinden zaten beklediğimiz bir meziyettir. İkincisi akademik çalışma yapabilme kolaylığı. Dil öğrenirseniz eğer arkadaşlar üniversitenin herhangi bir aşamasında akademik çalışmaya ihtiyaç duyduğunuz zaman herhangi bir dilde yapılmış akademik çalışmaları da anlayabilme, okuyabilme, yordayabilme ve hatta bu dillerde araştırma yapabilme fırsatı doğar. Ayrıca tabii ki bahsetmeme gerek yok. Birçoğumuzun iş fırsatı, çok önemli iş fırsatları sağlar bize dil öğrenmek. Birçok kapı açılır bu yüzden. Bunun için de üniversitede dil öğrenmenin önemi yani anlatılamayacak kadar fazladır elbette. Hocam teşekkür ederiz öncelikle sorumuza cevap verdiğiniz için. Ben de burayı tercih etmeden önce aslında hani mühendislik fakültesinde okuyorum ben. Şöyle düşündüm, bir mühendis olacaksam dedim. Yani dil öğrenmenin bir sürü sınırsız kaynak var dil olarak, yabancı dil olarak. Hani ilk önce bunları anlayabilmem gerekiyor dedim ve Türkiye'de 4 tane %100 İngilizce dil eğitimi veren üniversitemiz var, 4 tane. Bunlardan biri de bizim üniversitemiz oluyor. Benim en büyük katkısı burayı tercih ederken aslında %100 İngilizce dil öğreniyor olabilmem oldu ki AGÜ bu konuda gerçekten çok iyi. Bunu ilerleyen vakitlerde bu konu hakkında birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten dil çok önemli. Hem mühendislik alanında ki zaten aslında hocam yazılımla uğraşıyor. Yazılım dilleri hani İngilizce çok gerekli. Ben de genetik, moleküler biyoloji ve genetik öğrencisiyim. Kaynak araştırmam ve makale yazmam için yabancı dilde kaynak bulabilmem gerekiyor. Bunun için gerçekten dil çok önemli. Arkadaşlar tercih edeceğiniz üniversitelerin de gerçekten dil eğitimine bakarak gelin. Hemen şurada bana göre sağda size göre solda olabilir. %100 İngilizce dil amblemimiz var ki bu bir gerçek AGÜ'de. Bununla beraber hocam iyi hoş dedik. Dil çok önemli. Peki bir dil nasıl öğrenilir ve AGÜ'de bu dil nasıl öğretiliyor? Avantajlı mı diğer tarzlara göre? Biraz da bundan bahsetsek. Evet şimdi dil nasıl öğrenilir? Aslında bu son zamanlarda çok fazla karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Ancak unuttuğumuz şey şu, dil öğrenmek doğal bir süreçtir. Bunu her zaman aklımızda bulundurmamız gerekiyor.
nasıl ki bir çocuk doğduktan sonra ilk en az 2 sene sadece dinliyor ve çeşitli kelimeleri üretmesi için, çok basit kelimeleri üretmesi için 2 sene dinleme yapması gerekiyor. Gırtlak yapısının, dil yapısının gelişmesi gerekiyorsa, İngilizce öğrenme süreci de aslında buna çok benzer. Dolayısıyla biz Türk eğitim sistemi içinde hemen istiyoruz ki, ya da AGÜ'ye hazırlığa yeni gelen öğrencilerimiz hemen istiyorlar ki bir ay içinde, iki ay içinde dili hemen öğrenelim. Çok yoğun bir İngilizce eğitimi alıyoruz hazırlıkta. Dili hemen öğrenelim, okuduğumuzu hemen anlayalım, dinlediğimizi hemen duyalım istiyoruz. Ama maalesef bu mümkün değil. Birçok reklamda, böyle dil kurslarının vesaire reklamlarında işte iki ay içinde İngilizce öğretmeyi vaat ederler. Ya da bir sene içinde İngilizce öğretmeyi vaat ederler. Bu böyle değildir arkadaşlar öncelikle. Eğer AGÜ'yü tercih edecekseniz dil öğrenmenin ömürlük bir süreç olduğunu bilerek gelmeniz gerekir. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü 20 yıldır bu işin içinde profesyonel olarak çalışıyorum. Ama 20 yıldır hala yeni öğrendiğim kelimeler, yeni duyduğum yapılar var. Çünkü dil yaşayan bir yapı, değişen bir yapı. Teknolojinin gelişmesiyle, çeşitli değişikliklerle yeni kelimeler katılıyor, içine yeni yapılar katılıyor. Bunları güncel olarak... İkinci önemli nokta da kendinizi anlamanız, nasıl bir öğrenci olduğunuzu bilmeniz, öğrenme stratejilerinizi geliştirmeniz. Eğer bir çalışma stratejisi sizin kalmanıza sebep olmuşsa, İngilizcenizi ilerletememenize sebep olmuşsa, burada bir sıkıntı var demektir. Başka yolları denemeniz gerekir. Bu tarz bir öğrenci olmanız önemli. Dolayısıyla başarısız olduğunuz yollarda ısrarcı olmamanız gerekiyor dili öğrenirken. Ne tür bir öğrenici olduğunuzu, hangi stratejileri güzel kullandığınızı çok iyi saptamanız gerekiyor. Bu da aslında yine üniversite öğrencilerinden beklediğimiz en önemli meziyetlerden bir tanesi. Kendi öğrenme sorumluluğunuzu kendinizin alması gerekiyor. Yani sınavda bir konu çıkıyor, hocam bu konuyu biz derste görmemiştik gibi bir bahanenin arkasına sığınamıyoruz. Çünkü üniversite öğrencisi olarak artık AGÜ'de kendi öğrenme sorumluluğunuzu kendinizin almasını bekliyoruz. Diğer önemli bir nokta da acele etmemelisiniz dili öğrenirken. Dil aceleye getirilecek bir durum değil. Eğer gerçekten üst seviye belli amaçlarınız varsa bu ayrı. Belli bir sınavı geçmek istiyorsanız bu ayrı mevzu. Ama ben AGÜ'de öğrettiğimiz, hazırlıkta yaptığımız eğitimden bahsediyorum. Acele etmemelisiniz arkadaşlar. Sabırlı olmalısınız bu stratejileri belirlerken. Son olarak da dil, matematik dersi gibi öğrenilecek, formülize edilecek, ezberlenecek bir şey değildir. Dolayısıyla dilin her zaman iletişim için kullanıldığını, bir kültürün parçası olduğunu, her zaman değiştiğini, yaşadığını iyi kavramanız gerekiyor. Eğer bu biliş üstü duruma gelebilirsek dil öğrenirken, bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum. AGÜ hazırlıkta da çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Hocam biz birkaç soruya böyle bir daldık gibi oldu. Sorumuzu böyle unutmayalım. Bugün arkadaşlarımız için sürpriz sorularımız vardı. Sorumuz var. Hocam soruyu yöneltebilirsiniz. Bugünün ödüllü sorusu üniversitemiz öğrencilerinin konakladığı yurtlarımıza verdiğimiz isim. Arkadaşlar üniversitemiz öğrencilerinin konakladığı yurtlarımıza verdiğimiz isim nedir? Bunu chat kısmına ilk yazan arkadaşa görmüş olduğunuz gibi AGÜ logolu bir buff hediye edeceğiz. Arkadaşlar bekliyoruz. Biz yorumdan takip ediyor olacağız. Lütfen bu güzel hediyeyi kaçırmayın. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumları bekliyoruz. Şimdi Aslan'ıma tekrar dönüyorum. Güzel sorularımıza devam edelim. Daha yeniden beri birkaç soru hakkında konuştuk. Bunlar genellikle işte İngilizceyi neden öğrenmeliyiz? Bu konu hakkında konuşmuştuk. Ben size biraz daha AGÜ hakkında birkaç soru sormak istiyorum. AGÜ'nün hazırlığı hakkında birkaç soru sormak istiyorum. AGÜ'nün dil öğrenme süreçlerine katkısı sizce nedir? Şimdi AGÜ'nün dil öğrenme süreçlerine katkısı, sizlerin de yayının başında belirttiği gibi, biz AGÜ olarak Türkiye'de İngilizce, %100 İngilizce eğitim yapan 4 devlet üniversitesinden biriyiz. Dolayısıyla AGÜ'nün dil öğrenme süreçlerine katkısı tabii ki %100 olması bekleniyor. Ama burada bizim sistemimiz çok önemli öncelikle. Çünkü AGÜ hazırlıkta sadece belli beceriler üstünden İngilizce öğrenmezsiniz. Sadece İngilizce dinlemeyi, yazmayı, okumayı öğrenmezsiniz. Aynı zamanda fakültede size çok fayda sağlayacak, hatta fakülte derslerinin nasıl gideceğini yordayabileceğiniz seçmeli ve
kısa derslerimiz vardır. Bu seçmeli ve kısa dersler sayesinde fakültede işler nasıl yürüyor, dersler nasıl yürütülüyor ve basit terminolojiler nelerdir çeşitli bölümlerle ilgili, bunları görme fırsatı bulursunuz. Dolayısıyla sunum teknikleri öğretmekten özetleme öğretmeye kadar birçok dersimiz mevcut. Bu derslerde sadece size dilde etkinlik kazandırmıyor, aynı zamanda bölümde kullanacağınız teknikleri de öğretiyor. Bölümdeki derslere nasıl çalışacağınızın stratejileriyle ilgili de bilgi veriyor. Bu yüzden sadece dil öğrenme süreçlerine katkısı değil, AGÜ hazırlığın aslında genel olarak fakülte derslerine de katkısından bahsetmemiz mümkün. İkinci bir mevzuda AGÜ hazırlıkta biz değişik milletlerden akademik kadromuz var. Çok çeşitli milletlerden akademik kadromuz mevcut. Hocalarımız aktif olarak derslere giriyorlar ve öğrencilerle birebir iletişimdeler. Yine birçok uluslararası öğrencimiz var. Bunlar da dil öğrenme süreçlerine şüphesiz çok büyük katkı sağlıyor. Onun dışında AGÜ hazırlıkta derslerin dışında çeşitli faaliyetlerden bahsedebiliriz. Mesela speaking club'lar gibi. Çok yakın zamanda Academic Writing Club'lar da kurmayı düşünüyoruz. Bu henüz proje aşamasında ama şu an hali hazırda mevcutta Speaking Club'larımız var. Öğrenciler dersleri dışında tamamen isteğe bağlı bir şekilde yine yabancı hocalarımız tarafından yürütülen bu Speaking Club derslerine katılıyorlar ve çeşitli speaking konularıyla ilgili günün belli saatlerinde, öğle araları gibi, derslerden sonra gibi saatlerde hem birazcık kafalarını dağıtmak, nefes almak adına hem de İngilizcelerini geliştirmek adına katkı sağlayabiliyor bu speaking club'larımız. Bu yüzden çok önemli. Onun dışında AGÜ hazırlığın dil öğrenme sürecine katkısını 4 çeyrek sisteminde sürekli değişen sınıflarda öğrencilerin farklı öğrencilerle, farklı bölümlerden öğrencilerle etkileşim halinde olması şeklinde maddeleştirebiliriz. Çünkü öğrenciler sürekli arkadaş çevresini değiştirerek, sürekli yeni uluslararası öğrencilerle bir arada olarak dil öğrenme sürecini daha da hızlandırmış oluyorlar. Hocam burada araya girmek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten çok doğru. Hani şey diyorlar, Kayseri'deki diğer üniversitelere nazaran hani hem butik bir üniversiteyiz çok az sayıda olarak, hem de diğer üniversitelerden isim vermeyeyim, bir arkadaşla tanışmıştım. Kız dedi ki bana, ya dedi ben bizim okulun hazırlığında gördüm bir insanı, bir daha hiç görmedim. Ama dedi, sen dedi tanışıyorsun, görüşüyorsun. Ya dedim hani hazırlıktan ve küçük dedim. Hani okul da küçük. Bunun da bir avantajı var dedim. Evet. Ve bizde sürekli sınıflar değişiyor dedim. Yani ister istemez o konfor alanından çıkartıyor size. Zaten dil öğrenmek de hocam başlı başına bence bir özgüven isteyen bir şey. Burada hocalarımız şey demiyorlar ki bize, sen gel masaya otur bak git demiyorlar kesinlikle. Bir katkı sağla. Hani İngilizce'de şey demiyoruz, hard skills, soft skills dediğimiz. Her ikisini beraber burada hazırlık okulunda aslında bir temel atarak oturtuyor ki AGÜ. Hani siz iş hayatına atılmadan tamamıyla bu iki beceriyi de çok güzel bir şekilde koymuş oluyoruz. Evet. Arkadaşım Aslı bir şey söyleyecek sanırım. Beni buradan Aslı'cığım buyur. Merhabalar hocam. Hocam zaten şöyle bir durum var. Hani AGÜ hazırlıkta da bunu gördüm. Ben hala hani hazırlık öğrencisi olduğumda bile yabancı insanlarla konuşmaya başladım. Ben buraya geldiğimde hatta şöyle diyeyim genel olarak. Ben Türkiye'de pek dile önem verildiğini düşünmüyorum. Lise okudum, o kadar lise hayatında, ortaokul hayatında o kadar İngilizce gördüm ama yeterince bir speaking'im yoktu. Hatta buraya geldiğimde ben direkt sıfır, yani foundation dediğimiz seviyede başladım. Yani iki kelimeyi bir araya getiremiyordum. Ama hani AGÜ beni zorunlu kıldı, bunu bana zorunlu kıldı diyeyim. Hani zorunlu olması da bir yerde öğreniyorsun. Ben buraya geldiğimde gerçekten iki kelimeyi bir araya getiremiyordum ve şu an bir yabancı arkadaşla oturup ben bir kafede hani sohbet edebiliyorum. Birbirimizi anlayabiliyoruz. İşte onların kültürlerinden ben bir şeyler alıyorum. Onlar kendi kültürümü onlara tanıtıyorum. Böyle o kadar keyifli ve insana gerçekten özgüven verdiğini ben bunu düşünüyorum. Ne kadar söyleyeceklerim yani. AGÜ hazırlık anlatılmaz yaşanır diyeyim ben. Çok güzel, ben çok seviyorum, çok da memnunum. Evet, AGÜ hazırlığın böyle bir faydası ve dinamik bir yapısı var. Her bir çeyrekte bizim çeyrek sistemimiz var. Bununla ilgili konuşacağız detaylı. Her bir çeyrekte farklı sınıflarda, farklı bölümlerden kişilerle, farklı yabancı öğrencilerle bir arada olarak İngilizcenizi geliştirme fırsatı buluyorsunuz ve sadece bir tek işte gramere, bir tek yazma becerisine odaklanmıyoruz. Bütün becerileri ayrı ayrı vermeye çalışıyoruz. Hocam bir de şöyle bir şey var. Bizim burada iki turnike var.
arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için hani açıklayayım. Bir erklet giriş dediğimiz, bir de bu rektörlük girişi dediğimiz. Böyle şey gibi, siz bu turnikeden giriyorsunuz, bir ekosistemin içine giriyorsunuz. Her kültürden insanlar görebilirsiniz. Yani Kayseri'de bir deniz yok ama bence Agi yetiyor kültürel etkileşim içinde. Yani oradaki insan farklılığı, zaten hani dil var. Sizi tatmin ediyor bir şekilde. Hani bence üniversite okunmak için okunmamalı arkadaşlar. İyi araştırın üniversitenizi. Yani burada geliyorsunuz, insan kendine bir şeyler kattığını düşünüyor. Öyle değil mi Aslı'cığım? Yani ben de Gül'e katıyorum. Aynı şekilde düşünüyorum. Hem hocamız, siz de demiştiniz, sadece biz gramerde böyle değil, birçok alanda bizi geliştiriyorsunuz. Evet. Mesela ben kendi alanımla ilgili bir şey araştırmak istediğim zaman, Gül de demişti, makale arıyorum falan. Ben de gidip mesela yabancı hocalardan dinleyebiliyorum çünkü artık anlıyorum. Çünkü ben Agi hazırlığa geldiğimde hocalar dersleri İngilizce anlatıyordu ama bize de yardımcı oluyorlardı. Gerçekten dilleri de o kadar temiz ve saf ki öğreniyorsunuz. İlk başta böyle bir şey olmuştum, acaba öğrenemem ama şu an sanki çocuk oyuncağı gibi ve bu benim hayatıma çok büyük katkısı oldu. Çok mutluyum burada olmaktan. Çok söyledim ama. Hocam şu hemen böyle diyoruz ama şöyle bir soru geldi aklıma. Şimdi Gül'ü seven dikenine katlanıyor. Şimdi biz böyle anlatıyoruz falan da arkadaşlar sonra okula gelince kimdi bu kızlar, nerede konuşuyorlardı demeyin. Hocam biraz da Agi hazırlık sistemini açalım. Hı-hı. Sistemimiz nasıl? Şimdi Agi hazırlık sisteminde öncelikle aslında birazcık bahsetmeye çalıştım önceki soruda ama çok dinamik bir yapımız var. Bu yapının da kaynağı şu, biz iki dönem halinde vermiyoruz dersleri. Fakültelerimizde iki dönem halinde okutuluyor olmasına rağmen Agi hazırlıkta dört çeyreklik bir yapımız var. Bu birinci noktamız, birinci dinamik noktamız. İkinci noktada, ikinci önemli noktada Agi hazırlıkta bütün derslerden aynı seviyeye yerleştirilmeniz çok da mümkün değil. Yani bizim 5 tane main course'umuz, ana dersimiz var. Bu 5 ana dersimiz işte yazma becerisine yönelik, dinleme, konuşma, okuma ve gramer becerisine yönelik 5 ana dersin her birinden teker teker sınav olup farklı farklı seviyelere yerleştiriliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj. Yani yazmada 4. seviyedeyken dinlemede 1. seviyede olabilir bir öğrenci. Bu dil öğrenmenin zaten doğal süreci, daha önce de bahsettiğim gibi. Dinleme becerisi biraz daha geride kalmış olabilir ya da konuşma becerisi biraz ilerideyken okuma becerisi bile biraz geride kalmış olabilir. Bu öğrencinin bütün derslerden geride kalmasına sebep olmuyor Agü'de. Dolayısıyla yazma dersinden 4. seviyedeyken dinleme dersinden 1'de olabilirsiniz ama konuşma dersinden 3. seviyede olabilirsiniz. Bu da önemli bir dinamiğimiz yine Agü hazırlık olarak. Onun dışında bizim çok dinamik bir akademik kadromuz var. Akademik ve idari kadromuz var. Yani gece gündüz demeden çalışıyorlar gerçekten. Çok yoğun bir sistemimiz var. Ve gramer üstüne yoğunlaşmayan, sadece gramer üstüne yoğunlaşmayan bir sistemimiz var. Çünkü merkezi dil sınavlarında genellikle gramer ve kelime üstüne yoğunlaşmış bir sistem görürüz ama bizim Agü'de öğrencilerin yabancı bir ülkede, herhangi bir üniversitede eğitimlerine devam edebilecekleri sadece gramer ve kelime üstüne odaklanmayan bir sistemi var. Bu da yine onu dinamik yapan karakteristik özelliklerden bir tanesi. Bir diğer noktada Agü hazırlık sistemi ile ilgili, burada öğrendiğimiz bu soru çok geliyor genelde öğrencilerimizden. Hocam biz American English mi öğreniyoruz, British English mi, İngiliz İngilizcesi mi öğreniyoruz, Amerikan İngilizcesi mi öğreniyoruz? Biz dünya İngilizcesi öğretiyoruz burada. Yani British standartlarına göre, İngiliz standartlarına göre şöyle telaffuz yapmanız gerekir. Amerikan standartlarına göre bu şekilde konuşmanız gerekir gibi bir kısıtlama getirmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık İngilizce belli bir milletin olmaktan çıktı ve uluslararası bir dil haline geldi. Bu akademide de böyle, üniversitelerin eğitim alanlarında da böyle. Dolayısıyla burada öğretmeye çalıştığımız şey temel olarak dünya İngilizcesi. Dolayısıyla şunu diyemeyiz, yani burada Amerikan İngilizcesi kuralları geçerli ya da İngiliz İngilizcesi kuralları geçerli diyemeyiz. Bu da öğrencilerimizi rahatlatan ve programımızı dinamik hale getiren bir başka nokta. Hocam, size böyle küçük bir son soru yönlendirerek günü kapatmayı istiyorum. Hı hı. Aslında öğrencilerin merak ettiği çok can alıcı bir soru, yani birçok öğrenci bunu merak ediyordur. Agü hazırlık gerçekten düşünüldüğü kadar zor mu sizce? Evet, böyle bir
yanlış dolaşan bir dedikodu mu diyeyim, mit mi diyeyim, böyle bir şey var AGÜ hazırlıkla ilgili. Genelde bizim de kulağımıza geliyor. Şimdi AGÜ hazırlık kesinlikle zor değildir. Ancak bizim dikkat etmemiz gereken, AGÜ hazırlık öğrencisi olduğumuzdan itibaren dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Ve bu noktaları iyi saptamamız gerekir. Yani şu çok doğal, üniversiteye ilk geldiğinizde bocalamanız, üniversite ortamına alışırken derslere alışamamanız çok doğal. Bu süreç beklediğimiz bir süreç ve bu da zaten bizim 7 haftalık sınavlarla beraber 8 haftalık ilk çeyreğimiz demek. Ancak özellikle ikinci çeyrekten itibaren, öğrencilerin geldikleri ikinci çeyrekten itibaren artık çalışma stratejilerini oturtmalarını bekleriz. Kendilerinin nasıl daha rahat öğrendiğini, nasıl daha kolay öğrendiğini oturtmalarını bekleriz. Öğrencilerimizden ne beklediğimizi kolay kavramalarını ve anlamalarını bekleriz. Eğer sizden bir derste ya da AGÜ hazırlıkta genel itibariyle ne beklendiğinin çok hızlı kavrarsanız AGÜ hazırlıkta hiç zorlanmadan bütün aşamaları çok başarılı bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında bizim dediğim gibi seçmeli derslerimiz ve kısa derslerimiz var. Bu dersler aslında size fakülteyle ilgili bilgi verir. Fakülte derslerinin nasıl geleceğiyle ilgili, teknik terimleri nasıl öğreneceğinizle ilgili bilgi verir. Bu da çok büyük bir avantajdır. O yüzden AGÜ hazırlık aslında zor değil. Ama zor diye dolaşan o dedikoduların, mitlerin sebebi AGÜ hazırlıkta çalışma stratejilerinizi çok iyi kavrayıp çok iyi oturtmanız ve kendi çalışma stratejilerinizi kendi sorumluluğunuzu alarak ilerletmeniz gerekir. Hocam şimdi Aslı'yı hoş dedi, son bir soru falan da şimdi benim aklıma sorular geliyor. Bir aday öğrenci olsaydım ben bu soruları sorardım. Şimdi hocam gelen sorulardan biri şu, ikinci bir yabancı dilimiz var mı? Seçmeli olarak alıyor muyuz? Hazırlıkta mı alırız bunu yoksa gelip bölümde falan mı alırız? Ya, tabii ki ben bir bölüm öğrencisi olarak arkadaşlar doğru konuşarım, bunları biliyorum. Sizin için soruyorum. Evet, şimdi bu çok önemli bir konu. Bu konuda aslında hazırlıklarımız da devam ediyor. Kendimizi biraz geliştirmeye çalışıyoruz bu konuda. Hazırlıkta ikinci bir yabancı dil söz konusu değil. İkinci bir yabancı dilden hazırlık okumanız da söz konusu değil. Hazırlık sadece İngilizce eğitim veriyor. Ancak fakülteye geçtiğiniz zaman seçmeli olarak her dönem açamıyoruz ama bazı dönemler Fransızca ya da Almanca gibi ikinci bir yabancı dil açma şansımız oluyor. Hocam arkadaşlardan böyle küçük bir soru daha geldi. Hazırlıkta muafiyet var mı diye soruyorlar. Zaten muafiyet sınavı. Evet, hazırlığın aslında muafiyet hazırlığın temelini oluşturuyor. AGÜ'yü ilk kazandığınızda iki aşamalı bir muafiyet sınavımız var. İlk aşamada seviyenizin foundation yani sıfır olup olmadığını tespit ediyoruz. İkinci aşamada da derslerden sizi hangi seviyelere yerleştireceğimizi, her bir dersten ayrı sınav yapıyoruz ikinci aşamada, hangi seviyelere yerleştireceğimizi ya da fakülteye gidip gidemeyeceğinizi kararlaştırıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla AGÜ muafiyet sınavı yapılıyor elbette. Hocam bir tane daha soru var. Arkadaşlar sanırım bayağı hazırlığı merak eden arkadaşlar soru soruyor. Seviye tespit sınavı nasıl yapılıyor? Muafiyet sınavları nasıl yapılıyor? Bunun hakkında bir soru. Muafiyet sınavı dediğim gibi iki aşamalı oluyor. Birinci aşamada genel itibariyle gramer, reading, writing temel seviye bilgilerinizi ölçen bir sınav oluyor. Birinci aşama sınavı geçmeniz durumunda, geçme notu 70 bizde bu arada derslerden. Birinci aşamayı geçmeniz durumunda ikinci aşamada her bir dersten ayrı ayrı, her bir main course dediğimiz ana dersten ayrı ayrı sınava giriyorsunuz. Seçmeliler için muafiyetimiz yok, seçmelileri alarak geçebilirsiniz sadece. Bu derslerden ayrı ayrı sınavlara girip ayrı ayrı seviyelere yerleştirilebilirsiniz. İşte dinleme dersinden 3. seviyeye hak ettiniz ama yazma dersinden muaf olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir sistemimiz var. Bunun içinde kredi sistemimiz var. 52 krediyi toplayan öğrencimiz yazma 3 dersinde vermişse artık akademik writing derslerini içeren fakülte derslerine geçebilir ve fakülteden ders alabilir. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel soruları cevapladınız. Ama şurada şöyle bir şeyi kaçırdık biz. Şimdi bizim ödüllü sorumuz var. Evet. Yeni gelen arkadaşlarımız vardır diye düşünüyorum. Bir tekrar etsek kapanmadan ödüllü önce. Ödüllü sorumuz arkadaşlar, üniversitemiz öğrencilerinin konakladığı yurtlarımıza verdiğimiz isim nedir? Ödüllü sorumuz bu. Lütfen sorunun cevabını chat kısmına yazın ve chat kısmına yazdıktan sonra da ödülünüz burada görmüş olduğunuz gibi. Bu arada hocam endişe etmesinler. Yayından sonra da biz yorum
yorumları okuyacağız arkadaşlar. Bakacağız. Kayseri'deyseniz kampüsümüze davet etmeyi çok istiyoruz ki ediyoruz. Kesinlikle gelin bir görün. Hep diyoruz agü anlatılmaz yaşanır ki hocam gelirse arkadaşlar görüşmek istersiniz elbette, diye düşünüyorum. Elbette her zaman kapımız açık. Yabancı Diller Yüksekokulu Çelik Bina'dayız arkadaşlar. Giriş katındayız, zemin kattayız. Hocam hızlı çıkan bir arkadaşımız var. Elixir Master diye bir arkadaşımız. Cevabı şöyle vermiş. Öğrenci köyü. Doğru mudur hocam? Doğru. Evet, öğrenci köyü cevabımız. Ödüllü sorumuzun cevabı öğrenci köyüydü. Sanırım bir kullanıcı adıyla cevap vermiş arkadaşımız. Biz ona ulaşacağız hocam. İletişim bilgilerini alırız ki hiç önemli değil. Agü ulaşmak istediğine kargoyla da gönderir. Bu arada arkadaşlar çok şanslısınız. Şimdi arkadaşım Aslı da hazırlık okudu biliyorum. Ben de okudum biliyorum. Kübra hocam çok değerli bir hocam. Yani şey diyorum, çok şanslısınız. Yani benim zamanımda belki daha önceden iletişim kurardım. Bir de şöyle bir şey var. Kapanmadan önce bunu da söyleyelim. Agü'deyiz ve akademisyenlerle çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Bakın aday öğrenci olarak sizin yerinizde olsam gelirdim. Gelin, görün. Hani üniversite sınavına bitmiş olabilir. Çok güzel bir şekilde geçmiştir umarım. Çok güzel sonuçlar alırsınız. Ama hani hayatı 1-0 önden başlayıp canlı canlı görüp konuşmak varken hiç durmayın derim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Paylaşın ki çoğalsın her yer. Her şey çoğalsın daha doğrusu. Çünkü ben mesela hani bilim üzerine okuyorum ve bilim bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Siz de bizi paylaşın ki daha çok insana ulaşalım. Aslı'cığım sen bu konuda bir şey demek ister misin? Ben bu konu hakkında pek bir şey söylemek istemiyorum canım. Şöyle bir durum var hocam. Teşekkür ederim her şey için ilk önce. Yani hazırlığı okumuş iki insan olarak burada karşınızda durmak gerçekten güzel bir durum. Teşekkür ederiz iyi hocalar olduğunuz için. Size ulaşabildiğimiz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten agü hocaya ulaşabilirlik konusunda bence mükemmel. Ben bu okulu kazanmadan önce hani bölüm başkanı hocamla direkt iletişim kurmuştum. Mesela bir hafif bir sıkıntımız olsa size gelip odanıza kapınızı çalıp size bu konu hakkında konuşabiliyoruz. Her şeyimizi size iletebiliyoruz. İşte bir gidip sekreterdi falan hiç onlarla uğraşmıyoruz. Yani direkt size ulaşabiliyoruz. Bu konuda teşekkür ederim. Size buraya da geldiğiniz için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sorularınız için. Aslında bu konuda söylemek istediğim çok ufak bir şey daha var. Ben Agü Dil Okulu ailesine çok teşekkür ediyorum. Çünkü öğrencilerimizin de belirttiği gibi hocalarımıza her zaman ulaşmak çok kolay. Çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz hocalarımıza. Her zaman kapılarını çalıp istediğimiz soruları sorabiliyoruz. Bu yüzden Agü Dil Okulu akademik kadrosuna, idari kadrosuna ve bilgi işlemdeki arkadaşlarıma ben de çok teşekkür ediyorum bu yayın aracılığıyla. Arkadaşlar lütfen yayınlarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı kanalımıza unutmayın. Evet arkadaşlar unutmayın, yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.